Maç gününde son saatteyiz değerli izleyenler. Hemen bir skor güncellemesi yapalım. Bugün oynanan mücadelelerde az önce tamamlandı. Her iki karşılaşmada İstanbulspor Atakaş Hatayspor karşısında 3-0 kazandı. Çaykur Rizespor da evinde Biteksen Antalyaspor'u yine 3-0'la geçmeyi başardı. Bugünün ilk mücadelesinde de Rams Başakşehir Sitaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda bugünün sonuçları bu şekilde. Bu akşam da saat 19'da Fenerbahçe Vavakars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Şimdi tabii ki maç önü bağlantılarımızı yaptık programımız boyunca. Bu saatte de yine muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'a bağlanacağız hazır olduğunda. Ama öncesinde elbette konuklarımızla ağırlıklı olarak bu saatte tabii ki Fenerbahçe'yi konuşacağız. Bu arada ilk 11'de değerli izleyenler belli oldu. Hemen bahsedelim maç 11'inden. Fenerbahçe'nin kalede Livakovic olacak. Osayi Serdar, Çağlar Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic ve Ceko. Hemen Erdem Akbaş'a bir gidelim. 11'ler belli oldu. Detayları dinleyelim. İyi yayınlar. Fenerbahçe'nin ilk 11'i oldu. Direkt olarak paylaşarım. Sarı lacivertliler Livakovic, Osayi, Samuel, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfancan, Tadic ve Edin Dzeko 11 ile sahaya çıkacak. Yedeklere baktığımız zaman da Beka, Bonucci yedekler arasında Furkan, Doğukan, Yusuf, Mert Müldür, Zayis, Zeki, Serdar Dursun ve Batshuayi yedekler arasında. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden isimler var. Bugün kadroda yok. Osterwolde, Mert Hakan, Jiku ve Cengiz Ünder maç kadrosuna alınmadı. Cezalı Şimanski ve İrfancan Eğribay hattı bugün kadroda yer almayacak. Karagümrük'ün 11'ini de hemen paylaşalım. Karagümrük'ün 11'ini de hemen veriyoruz. Fenerbahçe kritik bir maça çıkacak. Deplasmanda 15 maçta hiç mağlubiyet almadı Fenerbahçe. Sadece bir beraberliği var. O da Adana Demirspor'la. Ligde 20 maçtır kaybetmiyor ve bu seriyi devam ettirmek de en önemli şeylerden biri. Yarın da Galatasaray Alanya'da kritik bir maça çıkacak ve Alanya karşısında alınacak sonuçta Fenerbahçe'nin bugün alacağı 3 puanı ya da sonucu çok daha değerli hale kılacak. Biz de bu sırada ev sahibi Karagümrük'ün 11'inde paylaşalım. Kalede Sirigu olacak, Birashi, Chrissy Roten, Can Keleş, Eyserik, Güven Yalçın, Levent Mercan, Isaac Mendes, Koray Günter, Federico Kerini, Andrea Bercolatti bugün Karagümrük'ün ilk 11'i olarak sahada olacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Bir saatten az bir süre kaldı. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde bugün burada kazanıp hafta içi de Olympiakos maçına odaklanmayı hedefliyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir önceki saat diliminde muhtemel 11'ler üzerine konuşmuştuk. Onur, hemen sana döneyim burada. Orta sahada ve sağ bekte bir farklılık görüyoruz. Osayi belirsizdi. Hafif bir sakatlığı vardı. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Mert yerine Osayi'yi tercih etmiş İsmail Kartal. Ve orta sahada da biz Zayt üzerine daha ziyade konuştuk, değerlendirdik. Ama orada da İsmail, Fred, Krunic üçlüsünü göreceğiz. İsmail Kartal'ın Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklama geliyor haliyle aklımıza. İşte gerçek Krunic bu, işte şimdi gördünüz diye. Olympiakos maçında her ne kadar beklentiyi çok karşılayamamış olsa da şimdi bu orta saha üçlüsü bize ne vaat edecek? Tabii Olympiakos maçının senaryosuyla bu maçın senaryosu birbirini tutmayacaktır. Yani çünkü orada Fenerbahçe'nin çok daha fazla temas ettiği bir maçtı. Dolayısıyla oradaki merkez oyuncularından beklenti de farklıydı. Ama bugün Fenerbahçe'nin merkezinden beklenti öncelikle üretkenlik olacak. Dolayısıyla Krunic daha fazla ön plana çıkabilir. Uzun bir süre sonra kaleye yakın oynayacak Krunic. Çünkü Milan döneminde de hep sonlarda 6-8 numarayı oynardı. Empoli dönemlerinde 10 numara pozisyonunda oynamışlığı var. Aslında oyuncunun çıkışı hep o ofansif orta saha olaraktı. Ardından biraz 8'e ve 6'ya evrildi. Artık şu an net bir 6 numara diyebiliriz Krunic için. Bugün uzun bir aradan sonra kariyerinde bir 10 numara performansı izleyeceğiz ondan. Aslında kaleye yakın oynadığı zaman şutörlüğüyle etkili olabilecek bir futbolcu Krunic. Yani dediğim gibi bugün farklı özellikleri ön plana çıkacaktır Olympiakos maçına göre. O yüzden de yani Krunic'den Adana Demirspor maçına benzer iyi bir performans görebiliriz. Tabii Osayi'nin oynaması çok kıymetli, evet. Fenerbahçe açısından. Bu sene Fenerbahçe'nin oyun işlevselliği açısından Osayi ve Ferdi çok kritik iki oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin beklerinin sürekli gidip gelmesi tempolu bir şekilde Fenerbahçe'nin hücum performansı adına çok kritikti. Osayi'nin dönüşü Fenerbahçe adına oynayacak olması
Bence çok kıymetli olacak. Tabii ki burada Karagümrük takımının da nasıl oynayacağı önemli. Yani Galatasaray maçını dikkatli izlemiştim Karagümrük'ün. Israrla defanstan pasla çıkmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye karşı sürekli pasta çıkmaya çalışırsanız ve o Fenerbahçe'nin bilindik ön alan baskısını görebilirseniz karşınızda, orada ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Kaybettiğiniz toplar sonrası eksik yakalanırsınız savunmanızda. Bugün Karagümrük nasıl oynayacak? Uzun mu oynayacak? Yine ayağa pasta mı çıkacak? Sabırlı mı oynayacak? Tabii bunlar maç içinde göreceğimiz şeyler. Hocam, bu 11 size ne ifade ediyor? Fred varsa her türlü oynatabilirsiniz herkes önünüzde. Fred varsa önünde Zayt mı olmuş, Krunic mi olmuş önemli değil. Hiç fark etmez yani, oynayabilirsiniz. Hakikaten çok ekstra bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ligimiz için çok, iki takımın da oyuncuları bu lig için çok ekstra. Yani şimdi biz bunlardan çok iyi bir futbol beklemek hakkımız. Şu elindeki kadrolardan dolayı, ama rakipler de size bir şey var. Şimdi ne diyor? Odur rakip pastacı. Abi pasta çıktığı zaman zaten hepsi önde sana basıyorlar. Senin hücuma gitme şansın olmuyor. Ama onları önde tutup da uzun toplarla daha çabuk gidersin. O vakit şansı sen rakibi geri koşturursun. Yani Fenerbahçe'ye göre siz bunları bu şekilde oynarsanız geçmiş olsun. Hakikaten geçmiş olsun. Hangisini geçeceksin burada yani o pasta? Hocam sahaya çıkan 11'e şimdi baktım Karagümrük takımının tekrar. Yani ciddi ofansif bir 11. Yani şimdi merkezde zaten Bertolacci hani hücum evet. repertuarıyla ön çıkan, ön plana çıkan bir isim. Eyselik yine aynı şekilde. Yani orada bir Rohten biraz savunma yönü güçlü bir oyuncu. Ortayı tutmak için. Tabii hücum, yani hücum hattında Can Keleş, Mendes, Güven Yalçın. Sol bekini sizin Levent Mercan orta alandan devşirme bir oyuncu. Yani Şalke dönemlerinde. Evet, Karagümrük'ün 11'ine de baktığımız zaman ciddi ofansif bir takımdan bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor. Karagümrük oynamak isteyecek. Aslında doğrusu bu. Yani siz Fenerbahçe'yi bekleyerek bir şey yapamazsınız. Yani Fenerbahçe sizi kapatırsa kendi alanınıza 10 dakika, 15 dakika belki bir şekilde kurtarırsınız ama elbet hata yapacaksınız. Yani o baskıya dayanamazsınız. Bu yüzden de Fenerbahçe'ye karşı şansınızın olabilmesi için puan alma açısından oynamanız gerekiyor. Yani kendi oyunun prensiplerinizi sahaya yansıtmanız lazım. Tabii bunda ne kadar başarılı olabilirsiniz bu ayrı bir konu ama bunu denemeniz gerekiyor en azından. O anlamda bugün Karagümrük takımını da hani çünkü Hatayspor'un yenilgisi sonrası Karagümrük alacağı bir galibiyetle doğru. ligde kalma yolunda da önemli bir adım atabilir. Onlar açısından da son derece kıymetli bugünkü karşılaşma. Gözüken o ki Karagümrük 3 puanı hedefliyor. Geri çok zor ama bunu hedefliyor. O da işte bunların en büyük sıkıntısı da bu tarzdaki takımların öne çıktığınız zaman bu kadar ucuncuyla geri dönüşlerinde sıkıntıları var. Boşluklar. Çünkü orta sahalarını tek oyuncuyla bırakıyorlar. O kadar bir yanlarındaki oyuncular evet. eksiliyor ki. Eksildiği zaman da böyle Fenerbahçe tarzında takımlar oynadığınız zaman iki paslısa eyvallah diyor. Bir de müdafaaları belli. Çok daha böyle ısrar